Safiye var mı telefondaki beyefendiye söylemek istediğin bir şey? Evet. Ha? Evet. Var. Evet. Ben başta söyleyeyim ya, ben aynı anda iki kişiyle görüşen insanlardan hiç hoşlanmıyorum. Çok aşağılıkça geliyor bana. Hiç kendime yakıştıramam şahsen bunu. Çok yani, o zaman birilerine yalan söylüyorsun. Niye birilerinin karşısında yalan söyleyecek kadar kendimi küçük hissedeyim ki? Hiç öyle bir duygum yok. Ne istiyorsam, onu istemiyorsam onu ister. Ya yani birini istiyorsan onu istersin, onu istemiyorsan onu istemezsin. Söylersin karşı tarafa, yoluna devam edersin. Hani niye aynı anda birkaç kişiyle yazışılır ki? Yani bu insanın egosunun çok baskılı, aşağıda olduğunu gösteren bir şey. Yani egosu yüksek insanlar asla, buna süper egodan bahsediyorum, yani halk arasında konuşulan egosantrik falan şeyinden sonra, yani süper egodan bahsediyorum. Süper egosu yüksek olan insanlar asla karşısındaki insana ihanet etmezler. Çünkü ihanet etmek çok aşağılıkça bir duygu. Kim ihanet eder? Yalan söyleme eğiliminde olan, kendisine değer vermeyen insanlar ihanet eder. Sen biriyle berabersen, onunla beraber olmak istiyorsan onunla beraber olursun. Bir başkasına ilgi duyduğun anda diğer insanı bırakırsın. Çünkü diğer insandan sağlayacağın hiçbir şey seni ilgilendirmez. Diğeriyle beraber olursun. Yani ihanet dediğin şey çok aşağılıkça bir şey. Gerçekten. Ama kendini aşağıda görmekle alakalı. Yalan söylüyorsun çünkü. Kime yalan söyleriz? Korktuğumuz kişiye. Kendisinden daha yüksek gördüğün kişiye, yani daha kendini aşağılık hissettiğin kişiye yalan söylersin. Daha güçsüz hissettiğin birine söylersin. Niye yalan söyleyesin ki? Cüneyt'le görüşüyorsan ben Cüneyt'le görüşürüm dersin. Tak kesersin. Bu adamla görüşüyorsan Cüneyt'le görüşmezsin. Tak kesersin yani. Niye yalan söyleyeyim ki birinden birine? Ben Cüneyt'le görüşüyorum demedim. Cüneyt'le uzlaşma amaçlı söyledim, ona her şeyi anlattım ama. He. Cüneyt Adam uzlaşma dün amaçlı ağlayarak geçirmiş. gelecek. Ona da günah Tamam. değil mi? Dün sevgililer günü niye ağlayarak geçirsin ki bu Tamam, adam yani? Cüneyt evime geldi ama uzlaşma amaçlı geldiğini ona zaten söyledim, anlattım. Karakola gittim, şikayetçi olduğumu da anlattım. Söyledim, onlardan haberi var. Niye o zaman küstü şimdi sana? Bilmiyorum. Sor. Dün aramadın mı onu? Kızım. Yayına geldiğim için aramadım. Ve yayına geleceğim diye aradın mı? Aramadım. Tamam, sen konuş o zaman, ben aranızdan çekileyim. Ya yani bir şey söylemek istiyorum dedin ya. Özür dilerim. Ben çünkü Efendim? Cüneyt'le aramda kötü bir şey olmadı. Çünkü o uzlaşma amaçlı geldiği için konuştuk. Ben onu da sana söyledim. İçeri aldığımı söylemedim zaten. İçeri aldım ama içeride o kalmadı. Gittiğini de dün kendisi söyledi yayında. Kağıt imzalatmak için içeriye geldi çünkü. Ben de Dün kağıdı müdahale mahkumuna bakılıyor. imzalamadım. Ben de kağıdı imzalamadım kağıdı. Müge Hanım'ın açıklamasında bazı şeylere fazla açılmadı. Beraber geçirdiğiniz geceyi, ondan sonra dünyam yıkıldı benim zaten. Biz öyle bir şey konuşmadım, geceyi beraber geçirdik falan diye. Yok, Müge Hanım dün söylemedi. Beraber Şikayet geçirdiğinizi. etmişsin adamı, ben de söylemedim ki, sen şikayet etmişsin ya. Evet, ifadeniz öyle verilmiş. Safiye, ben bak şimdi ben sana şimdi bacı diyeceğim. Niye Allah yolunu açık etsin? Ama sana bir tavsiyem var. Ben seni çok ciddi yoldaydım. Benim duygularımla oynadığın için ona üzüldüm. Ben Dün de sevgililer günü, kara günüm duygularımla geçti. oynamadım. Ben bir şey yapmadım ve duygularımla oynamadım. Sen pazar akşam arayıp da gel beni al. Dördüncü gelecektim. Pazar günü arayıp da hemen gel. Ben burada sıkıldım. Hastalık şeylerini yaptım. Hani oyunları oynadım. 2 dakika konuşup kapa diyorsun. Bakıyorum WhatsApp tekrar açık. Senin Cüneyt'le görüşmediğini söylemiştin. Hala görüşmüşsün. Cüneyt'le WhatsApp'ta Olmaz. görüşmedim. O zaman Cüneyt mi yalan söylüyor?
ben o, bak o tarafı tuttum diye bir şey yok. Ben yine sana saygı duyuyorum. Buraya kadarmış. Allah yolunu açık etsin. Ben seni fazla rencide etmek istemiyorum. Yolun açık olsun diyelim. Ben de böyle az konuşacağım. Ne zaman bilmiyorum ama. Sır olayasın. Cevap vermeyince ama bence hep böyle bir şey oluyor. Bir şey söyleyene söyle, bir şey söyleyene söyle. Sen ne söyleyeceksin Safiye? Ne söyleyeyim ki istemiyorsa? Adamı tanımadım dedin Safiye Hanım. Neden tanımadım dedi? İlk başta sesinde, burada, sesinden, burada sonradan tanımadım sesinde. Ama konuşmaları söyledi zaten. Pazar akşamı konuştuk dedi. Bunu konuştuk dedi. Hani tanımama şansın yok ki. Niye böyle bir şey yaptın? Aa, siz de mi müzisyensiniz? Piyanist şantörlük yapıyorum. Piyanist şantörlük. Almanya'da düğünleri işte. Türklerimizi temsil ediyoruz. Nerede? Almanya'da neredesiniz? Münih. Münih. Aa, ne güzel. Sana da hep böyle şarkı söyleyenler denk düşüyor. Güzel olur evde. Düşünsene mesela sabah kalkmış. Güzel şarkılarla güzel. Uyanıyorsun. Kahvaltı evet. Hazırlıyor, şarkı söylüyor. Ben senden evet. Özür diliyorum. Rica ederim. Ben Cüneyt'le aramda uzlaşma amaçlı konuştum. O beni kandırdı ve ben sana anlattım ona söylediklerimi ama. Senden gizlemedim. Safiyeciğim anlattınız ama onunla da görüşüyormuşum. Öyle almanız. Onunla görüşme için... amacım uzlaşma amaçlı görüştüğümü sana söyledim ama. Ama o 20 bin liradan falan bahsetmediniz. Müge Hanım bir de şeyi söyleyeceğim. Size dün yalan söyledi yine. Kaç paran kaldı falan dediniz ya. Hı hı. 50 bin kalmıştı. Önce 150 dedi, 50'ye düştü. İyi hatırlar mısın bilmiyorum. Evet. Bana demişti ki 185 bin lira param var dedi. Bu Cüneyt'ten gelecek parayla sen de yardımcı olursan dedi. Burada dostum var, düşmanım var dedi. Burada da bir daire alırız dedi. Sinop, Ankara gidip geliriz dedi yani hayatımızı sürdürürüz dedi. Yardımcı olur musun dedi. Olurum dedim ben de sıkıntı yok dedi. Siz bayağı ciddi evlenmeyi düşünüyordunuz yani. Aynen. Bak. Yazık olmuş. Benim ne annem var ne babam var. Ama ben bunu Cüneyt'e de söyledim. Cüneyt ben Ankara dışına gideceğim diyerek uzlaşalım dedim ama o da uzlaşacağını söyledi. Sizin affetme şansınız var mı Safiye'yi? Zaman gösterir. Ben inan ki sevdim Müge Hanım. Sevdiniz ben mi? Ben de özür diliyorum böyle bir hata yaptığım için. Çünkü ben ona demiştim. Annem de sen ol, babam da sen ol. Dedik sırt sırta veririz dedim yani. Hayat ne kadar ömrümüz kaldı ki Müge Hanım. Evet. Ama biraz ilişkileri anneliği babalığı katıştırmamak lazım. Bence herkesin yeri ayrı yani. Gayet tabii ki. Müge Hanım size bir şey diyebilirim. Böyle değerli insanı alkışlamak lazım. Bana çok değerli insan geldi. Zamanı bırakalım. Safiye ya ben senin yerinde olsam gerçekten yani bu Cüneyt'e paralarını verene kadar daha Cüneyt çünkü bir de evlenecek ya yani bir de düğün masrafı falan var. Gerçekten ben senin yerinde olsam bu beyefendinin kalbini tekrar kazanmaya çalışırdım. Yani güzel bir şey senin için. Bak ne kadar güzel. Allah ben istiyorum senin önüne bir şans da çıkarmış. İstemediğimi söylemedim ki. Müge Hanım inanır mısın? O 185 bin lira dokunma dedim. Dokunma dedim. Telefon faturası falan geliyor. Ben bunları dedim gönderirim sana dedim. Sıkıntı yap. Hazır paraya çabuk biter dedim.
üstüne dedim takviye ederiz. İcabında 3-2+1 bir daire alırız dedik yani. Ben kötü bir şey demedim ki. Beyefendi siz her bakımdan samimi davranmışsınız. Konuşmalarınız da çok samimi. Hangi gayet mantıklı, gayet böyle insani yoldan yaklaşıyorsunuz. Safiye Hanım bütün mesele işi bozmuş. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.